İnşaata başlarken ilk aşamalardandır hafriyat. Kullanılan ekipman yanı sıra operatörün tecrübesi, alınan işin zamanında ve nitelikli yapılmasında önemli bir etkendir. İstanbul'da müteahhitlerin bu türden ihtiyaçlarına yanıt veren İkbal Hafriyat, bu çalışmalar yanı sıra çevre düzenleme ve peyzaj işleri de yapıyor. Yapının inşa edilmesi için öncelikle hafriyat yapılması gerekiyor. İkbal Hafriyat ağırlıklı olarak İstanbul'un gelişen bölgeleri Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerindeki inşaat projelerinde hafriyat, nakliye, peyzaj hizmetlerini bir bütün olarak sunuyor. Firma kurucusu Murat Yol, yola çıkış hikayesini anlatarak söze başlıyor. 2007'den beri İstanbul'da faaliyet gösteriyorum. 2 sene kadar bir firmada muhasebe müdürü olarak çalışmıştım. Şimdi 2009'dan sonra kendi iş yerimi, 2012'de de aktif olarak kendi firmamı çalıştırıyorum. Yoğunluk olarak Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt bölgesinde çalışıyorum. Ruhsatlar çıktıktan sonra, yapmış olduğumuz etütlerden sonra kazılacak bölgeleri, kazılacak hafriyat alanlarını tespit ediyoruz. Bundan sonrası bizim araçlarımız ve makine parkurumuzla beraber taşımak kalıyor. Bunları gerekli olan belediyelerimizin göstermiş olduğu resmi dökümlerimize getiriyoruz. Mevcut müteahhitlerimizin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda işimizi teslim ediyoruz. İşe başlamadan önce yer tespiti yapıyor Murat Yol. Ben yeri görmeden kesinlikle teklif dahi vermiyorum. Çünkü çalışma alanı, çalışma sahası bizim için çok önemli. Araçlarımızın girip çıkması, rahat bir şekilde hizmet verebilmemiz için çalışma alanı benim için önemlidir yani. Büyük projelerde yer alabilmenin ölçüsü, tecrübe, sahip olunan araç parkuru, nitelikli eleman oluyor. Kendi bünyemizde olan 5 tane tır dediğimiz araçlarımız var. 2 tane katomuz var. Servis araçlarımız var, personelimiz var. Bunların haricinde tabii işin büyüklüğüne göre araç sayımızı 80 ile 100-120 arasında değiştirebiliyoruz. Günlük sefer sayımızı da işte işin durumuna göre 130'a kadar çıkarabiliyoruz yani. Ekipsiz hiçbir iş yapılmıyor zaten, tek başına olmuyor. Ekibimiz araçları yönlendirmede, yüklemede, araçları gerekli olan yerlere getirmekte mükellefler. Bunlarla beraber işte işverenimize sürekli hizmet veriyoruz. Şu anda mevcutta 10 kişi çalışıyoruz ama dediğim gibi yani bu 80-90'a çıkıyor nakliyecilerimizle beraber. İş ciddiyeti aldığı her projenin başında bizzat bulunmasını gerekli kılıyor Murat Yol'un. Firma sahibi gereklilikten de öte işini severek yapmasının bu durumun doğal bir sonucu olduğunu dile getiriyor. Hassasiyetimizin en büyük önemi yapmış olduğumuz işin geri dönüşümü olmaması. Yani söyleneninden fazla mal aldığımız zaman geri dönüşü olmuyor. Yani bu demektir ki her projede bulunmak zorundayım. Her projeyi bizzat kendim ilgilenerek yapıyorum ki herhangi bir yanlışlıkta sorumluluk sadece bende olsun. Yani elemanlarıma bırakmayayım, sadece bende olsun diye. Tabii de bunun diğer kısmı var. Bu araçların girişlerindeki diyelim ki çalışma alanlarımızdaki herhangi bir iş kazasını önlemek açısından orada olmak zorundayım. Müteahhitimiz, genelde müteahhitler iş verdikleri insanları da orada görmek isterler. Onun için olmak zorundayız. Yani her türlü, her şekilde bir işin başında olmak zorundayım ben. Ben de ve bundan da zevk alıyorum hatta. Yaptıktan sonra, bitmiş olduktan sonra görmüş olduğum manzara bana yetiyor yani. İşi zamanında teslim etmiş olmamız, güvenilir olmamız, işi temiz yapmış olmamız herhalde güven açısından çok önemli, tercih edileceğimizin sebebidir. Firma yaz kış 12 ay boyunca hafriyat konusunda müteahhitlerin çözüm ortağı oluyor. Yazın bir yerde, bir projede bağlı kalıyoruz. Kışın öyle değil. Kışın genelde 4-5 projeye yayılabiliyoruz. Daha bir rahat oluyor, daha bir düzgün çalışıyoruz. Ama yaz olduğu zaman zaten hiç durdurak olmadan 12 ay boyunca sürekli çalışıyoruz. Büyüklüğüne göre değişiyor. Yani 6 ay süren projemiz var, 3 aylık projelerimiz var, 10 günlük projelerimiz de var. Hepsini yapıyor ve yapabiliyoruz.
hafriyat çalışmaları, nakliye ve çevre düzenleme işleriyle bütünleniyor. İşimizin gereği sadece hafriyatla bitirmiyoruz. Yani bunun geri dönüşümü olan çevre düzenlemesi, peyzaj veya müteahhitimizin ihtiyacına göre kumuydu, taşıydı, bunların nakliyelerini tabii araçlarımızla beraber temin ediyoruz. Murat Yol, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde ihale bazlı çalıştıklarını söylüyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ihalelerinde bulunduk. 2 sene önce tekrar Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj işlerinde bulunduk. Şu anda mevcut Beylikdüzü Belediyesi'ne ait peyzajların bir kısmında çalışmaya devam ediyoruz. Peyzaj işi çok emek, çok şey isteyen bir iştir. Bunu en güzel, en layıkıyla yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz tabii. Yapmış olduğumuz büyük projelerde genelde, yani küçüklerde pek olmuyor da, büyük projelerin tekrar bitiminden sonra, yani inşaatın bitiminden sonraki peyzaj işlerinin de %80'lerinde bulunuyoruz. Bizi tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.